Tamam. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Aha. İyiyim. Biraz uykuluyum ama uyanıp geldim. Sabah 6'da 7'de uyudum ya. Ciddiysin. Vallahi. Yayın o kadar geç bitmedi ama. Abi hiç unuttum. Yayından değil ki. Yani sen takılmaca değilsin. Tamam. Çok hoşuna gidecek bölümle başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazır. Ya seni bir korkuttular. Bak kamera açık tamam chat diyorum. Ay, tamam ya Allah Allah. Evet. Hayır, tamam. Bak çıkınca diyeceksin ki abi iki gelmişim diyecek. Demeyeceksin de neyse. Şimdi çünkü şöyle biraz kötü bir bölümle başlıyoruz. Çok hoşuna gitmeyecek. Hani iyiydi ya? Hayır öyle değil dur sakin ol. Çok hoşuna gitmeyecek bir bölüm. Biraz sıkıntılı bir bölümümüz var. Hoşuna gitmeyecek bir bölümle kalite başlıyoruz. Kalite mi düşük? Biraz. Oğlum kalite niye düşük ya? Pardon. Benim yani. Benim yani. Doğru söylüyorsunuz. Tepki komik olduğu için nasıl bir şey olacak acaba? İnternette senin hakkında yazılan kötü yorumları okuyacaksın. Allah. Aynen öyle. Onları abi artık ne söylemek istiyorsan. Tamam en sevdiğim bölüm. Senin hakkında seni izleyen insanların yazdığı kötü yorumları okuyacağım bir bölümümüz var. Yavşaklar. Öyle de demiyorum. Onlar bana abi kötü yorum yapmıyor mu? Ha şeyleri. Sana böyle kötü yorum geliyor mu? Onu sorayım. Ya tabii illa geliyor. Ne geliyor? Ne diyorlar mesela sana? Oyunlardaki beceriksizliğime ve berbat geldim bir oyuncuma, oyuncu olduğuma dair nasıl yorumlar ya, alıyorsun. Yok ya mis gibi oyuncuyum da ya bak, kalkıp kalkıp beni şimdi vıtıcınla bilmem neyle bir tutarsan 7-24 Battle Royale oynayan adamlarla sonra ah panda vuramadı ne kadar kötü oyuncu dersen haksızlık olur. Ben de kendi çapımda çiçek gibi oyuncuyum. Sadece be, halk tarafından henüz anlaşılamadı. Tuna abim doğru söylüyor ya. Anlaşılacak mısın peki abi? Umut var mı? Valla Tuna abim doğru söylüyor ya. Şey doğru ama cidden. Ben de kendi halimde oyuncuyum yani değil mi? Ben de kendi halimde oyuncuyum mantıken. Mantıken ben de kendi halimde oyuncuyum. Yok ya sen oyuncu tamam. Helin Ero Özlem Mutlu'ya abonelik etmiş. Özlem hoş geldin Helin'cim. Teşekkürler canım teşekkürler. Devam. Onlara sinir olanlar var falan. Ben de vallahi o oyuncu sen botsusun. Heyecanlanıyorum. Oyun oynarken falan. Olduğumuz şeyleri. Küfür falan değil. Sen çok devam. Küfür bassın. Öyle. Senin bazı videolarını gördüm. Burada minimuma indiriyoruz o küfürleri. Yok etmiyorum canım. hadi orada. Genelde özde ediyor bu arada. Sövüyorlar. Valla. Linç ediyorlar. Nasıl yani ne diye evet, sanırım. Çok, ben işte araştırdım. Ben çok linç yiyorum bu arada. Twitch'te en çok linç yiyenlerden biriyim. Bir ben, bir Ahmet. Doğru. Ahmet de çok fena. Bizde dil kemik, dilde kemik olmadığı için. Anılarıyla ya, muhabbet esnasında anılarımı anlatıyorum ya. Yaşam. Oraya gidiyor falan ha, gelecek yani. Tamam. O geliyor değil mi? O ya o geliyor çünkü şey oldu artık bak, milletin. Bak Uhud Savaşı'ndayız. Yani biraz böyle sert de konuşmak istemiyorum ama. Yavşaklar. Hayır ya. Ya bu puşlar. Daha bakkaldan başka yere gitmedikleri için sürekli. Şimdi abi ilk yorumdan şöyle ufak ufak başlayalım. Ben okuyayım mı? Evet, ben okuyorum. Okursan. Bütün gün başkalarının videolarını izleyip boş boş eleştiri sıkmak, öküz gibi yemek yiyip sigara içmek ve her boku kendisinin en iyi bildiğini sanmak dışında hiçbir marifetini görmediğim sözde gamer soru işareti. Ne diyeyim yani? Her boku kendisinin en iyi bildiğini sanmak bana demiş olamaz. Boş boş eleştiri arada yapıyorum. Öküz gibi yemek yemek var bende. Sigara içmek bende yok. Onu büyük ihtimal Emre'ye söyledi. Tanımış. Evet. Ne tanımış diyeyim tanımış. Yani? Beni anlattı şu an. Yani kaç saattir yayındayız? Bir kapatmak zorunda kaldık. Böyle bir buçuk, bir saat kırk falan. Beni anlattı. Devam. Yani beni anlat. Tanı da tanımış. Katılıyorum tanımış, bu doğru. Tanımış. Abi bu çocuk vıtıcın Ferit'e benziyorum diye seviniyor. Lanetine sevinen ilk ve tek insansın pü. Sonunda tükürmüş bayağı. Sen lanet bir insansın diyor yani. Yani tipsiz demiş sana. İşte profil fotoğrafını açabilir miyiz falan diyor. Ya açmayacağım. Doğru diyor. Ben de tipimi öyle çok sevmem yani. Beğenmem. Kendimi ne? Beğenmiş bir insan değilim hani tip olarak vesaire. Yakışıklı falan bulmam. Hak verdin o zaman. Ama lanetli değilim abi. Nasıl hak verdim ya? Yani lanetli ben normal bir insanım ya. Burnunu çekersen kenara yüzünü görürüz. Aşır aşır dedi gülmüş anlamı. Ya bu artık çok mühim oldu ama benim. Ne oldu lan Mubot? Twitch subscriber count. He Mubot'u da ekledik ya. Ondan büyük ihtimalle.
Aman bu botu boş ver. Yani çünkü sürekli olarak anlıyorlar. Burnunu şu tarafa çek, burnunu bu tarafa çek. Aa. Bir şey söyleyeyim, onu bana da çok diyorlar yani. Benimki bariz zaten. Sen yine hadi arkadasın hani bir nebze, anladın mı? Ama yani ben bir de yayın yaptığım için bunu mesela bir yayında en az 20 kişi söylüyor. Abi internette okudum. Rakunlar yazdan sonra inine çekilip ilkbahara kadar uyuyorlarmış. Aga ve ilkbahara kadar sensiz sıkıcı geçecek. Abi sana niye böyle diyorlar? Abi bu nereden oldu biliyor musun? Net. Ben yayındaydım. Dedim ki lan aslan gibi adamım ben daha dedim. Böyle gaza gelmişim ama yayında deli gibi. Aslan gibi adamım lan dedim. Ne biçim bir erkeğim falan yapıyorum böyle. Oğlum niye gaza gelirsin? Ne bileyim abi, bir şey oldu böyle ya. Tamam mı? Gaza geldim ya. Evet. O muhabbet geçti. Dedi ki arkadaş. Dedi, daha çok sen... Tabii ya. Arkadaş mı? Senin ben cibiliyetini sikim lan. Senin ben cibiliyetini sikim lan Kemal. Şerefsiz Kemal. Abi ya, böyle olmuş oğlum, bu böyle olmuş. Bu böyle olmuş bu. Ben bunu bir aramam mı şimdi? Bak şimdi izle. Ben bunu bir aramam mı? De şimdi bak. Hayvan herif. Puh amına koyayım diyeceğim şimdi. Telefonu açar açmaz bunları söyleyeceğim. Bak izle. Açtığı anda söyleyeceğim. İnşallah Mehmet amca falan açmaz telefonu. İnşallah başka biri açmaz telefonu ya. Efendim? Senin ben cibiliyetini sikeyim. Ne oldu? Ne oldu? Güzel mi oldu sövdüm sana şimdi? Ne oldu lan? Yayındayım. Sen niye arkadaş dedin bana? Neyi dedim? Tepki Kolik'te Rakun diyen bir arkadaş demişsin. Ne oldu? Böyle mi? Arkadaş mı oldu şimdi? He yok oğlum. Ben onu gördüm ben. Kesmişler onu. Siktir lan. Ne diyorum biliyor musun orada? Benim önceden diyorum bir moderatörüm vardı diyorum. Aynı zamanda şimdi yayıncı oldu diyorum. Şöyle yapmışlar. Benim önceden moderatörüm vardı, kesmişler gerisini. Direkt böyle tık diye devam ediyor bak fark ettiysen. Ya niye? Amına koyayım biz orayı daha izlemedik. Niye spoiler verdin ya? He sen orayı izlemedin. Tamam. Lan oğlum ben ondan bahsetmiyorum. Rakun şeyinden bahsediyorum ya. Lan gerizekalı. Lan oğlum doğru konuş bak önce şu gerizekalı şeyini bırak lafını. Ney? Ayrıca ben orada bak Tepki Kole'ye buradan seslenelim. Seslenelim Rusya, söyle seslenelim. Rusya, ben orada senin adını verdim. Aynı zamanda şimdi yayın da açıyor. İyi de izleyicisi var falan filan yaptım. Oraları kesmişler bak. Ayıp ama. Ayıp ama. Etmişler. Bir şey beni sevmiyor olabilirler mi? Ayıp bu YouTube böyle abi. Ben böyle olmuş. Dedim. YouTube böyle olmuş. Böyle orada ben yarım saat konuştum. Beni 2 saniye koymuşlar. Lan sen harbiden yarım saat konuştun mu? Ben anlattım orada senin şeyi Mersin'den taşındığını. Anlattım hobilerim falan. Ne şey dedim mesela, ne dedim benim hakkımda? Oğlum dedim ki yemin ediyorum bak kurduğum cümle şöyleydi. Benim işte arkadaş dedim aynı zamanda Jurox dedim, isim de vereyim, moderatörüm dedim. Aynı zamanda dedim şimdi yayın da açıyor dedim. Profesyonel yancı falan böyle espri yaptım orada, tamam mı? Aksine koymamışlar. Bir şey değil mi, senin veya benim mizahsini sevmiyorlar gibi Kemal pek. Sevmiyorlar gibi. Böyle olmuş ama YouTube demek ki böyle ciddi takılıyor böyle. Yani bunu yaptıkları için büyük ihtimalle. Cyber Rose da bu yüzden 1 milyon izlenmiyor biliyor musun? Öyle öyle. Cyber Rose da bu yüzden izlenmiyor 1 milyon. Aynen öyle. Twitch'e geçse mesela şu an 10 bin kesin garanti böyle şive konusunda. Ama söyleyeyim ya Tepki Kolik ayağını denk alsın. Tepki Kolik denk alsın. Denk alsın. Tepki Kolik ayağını denk alsın. Denk alsın. Buradan duyuralım. Ya kesme... Bir dahaki konuk olarak Jurox'u da çağırsın oraya. Çağırmasınlar. Gelmem. Çağır. Şaka be çağır. Gelirim bu arada. Senin tepki verdiğini düşünsene. Gelirim abi. Gelirim. Aa öyle mi ya? Esa diyormuş mesela bak işte. Olmuyorum ama bozarım ha. Ne yapıyorsun sen şimdi? Tamam haydi. Kapa sana hediye alıyorum. Ne alıyorsun lan? He? Ne alıyorsun? Ne yapıyorsunuz diye. Oğlum hadi kapat. Kim var yanında? Kim var yanında? Ferit abi. Allah aşkına bir telefon versene. Ferit abi. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ne yapıyorum sen ya. Bir şey diyeceğim. Boss Life'ı izledim. Kötü olmuş bu seferki bölüm ya. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ney? Ne istiyorsun? Abi bak bir şey diyeceğim. Sen range mi kullanıyordun? Evet range kullanıyordum. Abi bana bir Suzuki alsana. Sana bir lastiğini vereyim mi range hediye olarak? Suzuki kırmızı. Kırmızı. He. Ya da Scirocco paran yeterse. Ney? Bir daha söyle. Siyah mı? Bir soru soracağım. Siyah mı beyaz mı? Siyah. Siyah mı? Siyah. Kaliteli renk. Tamam. Ne yaptın? Allah aşkına araba mı alıyoruz? Ne araba? He? Kemal, ortamlaşa arabaya mı girdiniz lan benim için?
Araba değil, araba değil, yok. Tamam. Tamam, haydi öptüm o zaman. Şu an Ferit'in elinde ama alacağı şey. Oğlum valla, oğlum bak Ferit abi hediye alıyorsa ben kesin zengin oldum. Ben kesin satarım o hediyeyi ya, haberiniz olsun. Ferit onu alma. Harbi diyorum bak, Jurok valla bunu Jurok da alma. Ne? Ulan çok pahalı değmez. Ferit abi verir misin bana? Lan çok pahalı gerçekten. Ulan. O değmez de. Gönlünden kopan oysa alır Kemal. Allah Allah, gönlünden kopan o belki. Gönlümden kopmak üzere şu an ya Jurok. Abi kopsun gitsin o zaman be. Şey alıyorum şimdi, anahtarlık siyah. Kemal aldırmıyor oğlum. Ne? Jurok bu fazla bak, bunu... Oğlum ben görmüyorum ki, nereden bileyim fazla olduğunu? Söylenmez hep ya. Bir şey diyeceğim, Şükrü abi yatıyor değil mi Dota Otuçes? Tamam be, tamam ben onu hediye alırım kendi doğum günde. Haydi öptüm seni, hediyenize sulanmayayım şimdi. Şey, yengeyi getirdin mi? Allah Allah, o da alıyor, o da. Mehmet amca? Yok lan, hadi kapat. Kemal, bir şu Yılmaz abi arasana Allah aşkına. Ben niye Yılmaz abi? Lan bir şu Yılmaz abi ara, bir PC MC koyduk la. Kapı, yüzüme kapattı. Rakun'a benziyon lan dede. Rakun fotoğrafı açtım ekrana. Gözlük, hani saçın şurası da beyazdı benim o zaman. İnsanlar oradan benzetmeye başladı. Rakun videosu açıp onu izlemiyorum bir de. Rakun videosuna editliyorlar, benim seslerimi ekliyorlar Rakunlara. Tepki olarak benim sesim var. Hani Rakun konuşuyormuş, ben seslendiriyormuşum gibi falan. Ulan ben bu kadar mal bir kız daha görmedim hayatımda. Bunu yapmış. Ne ona mal olduğumu düşündürdü acaba? Anlık girmiştir mesela kanala. O an gerçekten mesela RP yapıyorumdur. Bazen öyle saçma sapan şimdi RP'ler yapıyorum. RP nice RP abi. Roleplay. Panda iyice... Oğlum bak, Ferit abi ne almış olabilir ya? Mantıken düşünüyorum da. Siyah mı beyaz mı dedi. Abi alıyorsa altını düşünemiyorum ben. Altını düşünemiyorum. Ne olabilir ki başka? Siyah istediğimiz yormuş. Beyaz isteseydik bozuyordu zaten bak. Gördün mü? Beyaz isteseydik bozuyordu zaten. Siyah istediğimiz yormuş. Gerçekten siyahın kendine has bir havası olmuş bak. Yormuş. Helikopter alıyormuş değil mi? Doğum günüm RP'si. Devam. Ayı gibi tepki vermeye başladın. Nerede o eski sincap şapkası takan sakin pandamız? Skyrim ilk bölümden. Aga be. Evet, o zamanlar tatlı bir adamdım. Sonra ben büyüdüm ve dünya kirlendi. Ya o şeyden biraz yaşlandım. Yaşlanınca hepinizin başına gelecek bu arkadaşlar. Huysuzlaşıyorsun. O gizli. Onu kamera arkasında söyledim. O kadar. Tahmin edeyim mi? Yok, o kadar değil canım. O kadar da değil. Evet. Ama gizli tutuyorum. Yalancıyı s**miyorlar türünden bir yayıncı. Düşünce düşünüyoruz. Hikayeyi puşt. İşte dediğim yavşaklar bunlar. Ya bunları normal karşılıyorum. Gerçekten öyle. Yani şöyle normal karşılıyorum. Bunu yazan kim? Nerede yazıyor? Kaç yaşında? Hayatında ne yaşamış? Bunun empatisini yaptığım zaman koy götüne diyorum. İlk başlarda böyle derleniyordum canım. Çünkü yalan söylemiyorsun ya. Abi cevap mı yazıyordun böyle? Tabii. S**lan diyordum, yavşak sen kimsin falan, hemen bilmem ne ama sonra şeyi anlıyordum. Agresifçe. Ne oluyor biliyor musun? Çocuğa eriştiğin an bir bakıyorsun abi, yani yanlış anlamasın küçük kardeşlerimiz de, 12 yaşında çocuk hesabını yazar. Diğer yoruma geçmeden bir mikrofon alıp yukarı alacağım. Tamam, olur. Okay. Yukarı mı? Azıcık daha yukarı alalım. Okey. Nereden gireyim? Şuradan alalım. Şuradan. Mikrofon değil yalnız. Meme ucumu çekiyormuş. Fark ettiyseniz, bir şey fark ettim, siz fark ettiniz mi onu bilmiyorum da. Kemal'in cevaplarını sorgulamamışlar pek. Yani Kemal'in ne cevap verdiğini, ne şey yaptığını. Kemal gelsin komiklik yapsın demişler fark ettiyseniz. Ve bunu koymuşlar yani. Boş çünkü. Güzel kullanmışlar Kemal'i. Helal olsun. Cari'nin ebesininkini izliyor. Yeter b**im. YouTube'u bırak peşimi. Fuat'a diyor. Sevgili Razumov'un şunu bilmesi Fuat'a lazım. Diyor. Ben net Fuat'a diyor ben bak. Ben yüklemiyorum abi. Yani YouTube'a yüklenen videolarla benim hiçbir alakam yok. Yani orada 10 milyon izlenmiş bak, video var. Ben bak, bilmem ne izlemişim. Böyle bir şey olabilir mi bak.
Oha Fuat, oha oha. Bu ne abi? Kaç video attın bir günde? Bizim de Funny Mamik geliyor yarın. Yarın işte, yarın pazar. Yarın pazar gelir büyük ihtimal Funny Mamik. Gelir büyük ihtimal. Gelir ya. Devam. Şimdi o bak zengin oldu, bilmem kaç milyon izlenmiş diyorlar. Bana gelmiyor onun parası. Benimle alakası yok. Seslenecek misin abi öyle bir abi bir birileri çok para kazanıyor üstümden. Bari hayır duanızı alayım. Hayvan herifler ya. Zengin oldunuz üstümden. Allah arttırsın inşallah. Bu kim bayağı. Ne ya? Bu insanları sindiriyor. Bu yorum beni sinirlendiriyor. Yani bu şu demek, anladın mı? Benim kelime dağarcığım o kadar zayıf ki ben her şeyin sonuna AQ, işte ne bileyim mık. Bu tarz şeyleri getiriyorum demek yani. Ben o yüzden bu tarz insanlara gıcık oluyorum mık açıkçası. Ne? Mık, MK, MPQ. İnanamıyorum, bırak hiç bilmiyorum. Pardon, pardon. İnsan gibi gül. Niye bana doğru dedin ki şimdi? Evet, bazen gerçekten. Ya ben her şeye çok gülebilen bir insan değilim ama güldüğümde de gerçekten çok gülüyorum. Çok güleç değil misindir ya? Ben hep güldüğün şeylere... Hayır, böyle gerçekten bağıra bağıra kahkahalar çok atmıyorum genelde. Pelin gibi değilsin o zaman falan. Şaka şaka. Şaka yaptım. O güldükçe gülüyorum ben. Evet abi, kalp atar mısın? Senin de iyice götün kalktı ha. Anladım. Abi bak, bunu çok yapıyorsunuz ya. Oğlum bak, Instagram'da kaç tane mesaj cevaplamışım. Hepsini şey yapıyorum, dün soru cevapta, yemin ediyorum soru cevapta bak. Kaç tane soru cevapta şey yapmışım, cevap yapmışım, yayınlayamadıklarımı adama girip üşenmeyip adama özel mesaj yapıp cevaplamışım. Adamın bir tanesi geliyor diyor ki amına koyduğumun çocuğu, senin de götün kalktı diyor, cevaplamıyorsun diyor. İnanılmaz ya, Ferit abi nasıl durdurduk baksanıza. Abi kaç tane cevaplamışım ya, lütfen ya. Çeri empati abi, biraz empati abi. YouTube kanalında. YouTube senden kalp istedi, atmamışsın nasıl satayım. Haklı. Çaklı bir şey. Yakarış bence. Oldu mu abi? Çok özür dilerim gerçekten. Berkoz'dan çok özür dilerim. Berkoz. Kemal kim? Ya şeyde Twitch yayıncılarında o çok oluyor bu arada. Mesela hani kendine müzisyen. Kemal deyince ne oluyor falan. Benim bir moderatörüm var mesela. Jurox diye. 2-3 yıldır tanışıyoruz. Adım oluyor falan. Benim bir moderatörüm var mesela, Jurox diye. 2-3 yıldır bak, tanışıyoruz. Adım olsan dediğinde şaşır. Reklam, reklamdır be aman. Jurox demeseydi bari, böyle kodlayaydı C'ye. Tamam, demiştim. Tamam. Böyle yabancı geldi. Oho lan, senin adın olsan mıydı falan. Sen çünkü hep Jurox diyor. Sonra mı öğrendin adını? Evet tabii canım, bayağı sonra öğrendim. Doğru, hep Jurox diyor. Gonzales diyor ki, ulan oturduğunuz yerden doğru para hikaye kazanıyorsunuz. Evinin sıcağı ne istiyorsunuz? Millet sabahtan akşama kadar ayakta ter kokusunda, bu sıcakta asgari ücreti zor kazanıyor. Sen oturduğun yerden evinin sadece oyun oynayarak para kazanıyorsunuz. Sizin gibi insanlar yüzünden Türkiye gelişemiyor. Reis be, Gonzales reis. Evet, döktürmüş. Gerçekten. Oturduğumuz baba döktürmüş konuşmaya, helal olsun. Çünkü dünyanın en güzel işini yapıyor. Helal olsun. Hani dünyada birçok meslek var, çok para kazanıyorsun ama ardından askeri milletvekili diyelim ki. Onlar da çok para kazanıyor ya da doktorlar da, ama ya çok yıpranıyorlar ya halkın tepkilerine maruz kalıyorlar. Biz hem para kazanıyoruz hem de insanların sevgisine şey yapıyoruz, sahibiz. Yani Gonzales Reis hariç. O da sever ama tanısa bile. Arkadaşlar bunun üstüne ünlem prime yazıp abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler, çok sağ olun. Devam. Ayrıca Türkiye gelişemiyor diyorsun da bizim sayemizde, özellikle hani Panda izleyicileri sayesinde 4 tane oyunu biz Türkçe'ye çevirdik. Bu ülkede bu oyunlarımız satıyor, biz de bu desteği verelim diye birçok oyunu Türkçe'ye biz çevirdik. Bay bay, tamam be. Aslan parçası. Gonzales. Hadi bakalım. Götünü s**im Cahreyn, sebepsiz. Bu nasıl bir eleştiri ya? Aa, ben nişanlıyım. Yani onu söylemek istiyorum. Nasıl bu teklifi ya geri çevirmek zorunda kalıyorum. Oğuzhan her ne kadar mükemmel, yakışıklı ve iştahımı kabartan bir erkek olsa da bu teklifi geri çevirmek zorundayım. Onlar da sanırım götümü s**mek istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim, bu şekilde boş küfürler etmesinler ya. Yunus Ertuğ, abi sende şey tip var, 3 kuruşluk olayları 1'e 1000 katarak ergenleri anlatan herif tipi var. Ne? Bak abi. Like atmış abi. Demek ki insanlar hak vermiş yani. Şerefsizler. Ya abi böyle demeyin dedi ya. Abi bak, gerçekten ama Tuğhan abi. Ben de beğenmiştim onu anlatırsın çünkü. Yayıncılık yaptığın için. Ama arkadaşlarına bir şey anlatırken susarsın mesela. Ya abi işte geçen gün bu oldu, herife şöyle dedim, bitti. Bir şey yaşıyorsam
O ana gidiyorum, anlatıyorum böyle. Sen her yerde böyle. Tabii tabii yani hep böyleyim. Ben ilkokuldan beri anı kutusu biriktiriyorum. Böyle kutunun içinde anılar biriktiriyorum. Bak ilkokuldaki kızların saçlarını kesip isimleriyle ayırmışım da yok bana. Anlatıyor evde aşk burada. Mektupları, her kız arkadaşımdan kalan abi şeyler. Abi hiç unutmuyorum bak. Gittiğim yerlerdeki anılar. Sen bunu alır mısın? Hala duruyor. Hala koyuyorum içine bir şey bulunca. Ya saçma sapan mesela al bak bunu koyacağım yani. Murat abi GFG'nin şeyi, silahı kırılmış. Kırdım yani. Oğlum işte Esnem bu. Sen salak mısın? Neden chat'in sub modu aldın? Oğlum bu mimi anlamadınız mı artık ya? Lan oğlum Allah Allah bir de aldım yazıyor. Lan oğlum mim bu mim. Chat'in sub modu Allah Allah ya. Al dedin ya. Devam ya Allah devam. Şu gün benim için bir anı. Devam. Anlatabildim mi? Niye kırdın abi onu? Kontrolsüzce. Abi yanına şey yapmışlar. Kol yapmışlar. Evet, çekilmiyormuş. Kameraya bakarak abi sana kötü yorum yazan, seni böyle rencide edici şeyler yazan kişilere ne söylemek istersin? Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yani oğlum, bu kadar üzerime gelmenize hiç gerek yok. Hepinizi. Ananı gelsin. Ananı gelsin. Yok ya canları sağ olsun ama biraz tanımaya çalışın arkadaşlar. Yani dışarıdan itici görünüyorum bunu ben de biliyorum. Ama tanıyınca yumuşacık bir kalbim. Mükemmel bir... Salla, tamam. Son olarak abi, buradan sana kötü yorum yazan kişilere kameraya bakarak ne söylemek istersin diyeceğim de çok korkuyorum. Ya arkadaşlar, kötü yorum yapın eyvallah ama birçok kişi incelemeden, bilmeden yapıyor, tanımadan yapıyor. İzleyin, evet, görün. Sevmiyorsanız da sevmediğinizi bilin veya eksiklerimi. Bak, sevmiyorsanız da ne biliyor musunuz? Yine aynı yorumu yapın. Hiç bak. Mesela bir tanımaya çalış. Belki seveceksin şive komedisini. Sevmedim. Yine aynı yorum yap. Onu ben okuyayım. Hiç sıkıntı yok. Ama tanımadan sonra yap onu. Yani tanımadan önce sövme. Tanı sonra yine söv. Onda hiç sıkıntı yok belli. Gosedre abone olduğun için çok şükürler abi. Aramıza hoş geldin. Eyvallah. Çok sağ ol. Ama devam. Hiç bilmeden yorum yapmayın. Gosedre için bir jokstor. Bazı konular hakkında bazı insanlar fikir belirttiği zaman aa bunun fikri mi varmış deyip böyle tetikleniyorsunuz. Bir sinirleniyorsunuz falan. Geçer umarım öyle şeyler ya. İnsanların fikirleri olabilir ve ben fikirlerimi belirtmekten hiçbir zaman kaçınacak bir insan değilim. Normalde şey diyorum mesela. Hiç kimsen yani hiç kimseden bu kadar nefret etmenin ya da hiç kimsenin gidip de videosunun altına Allah belanızı versin işte bunu niye böyle yaptınız? Aa bu kim bu işte önüne olması falan yazdığınız zaman. Zafer müziği ne peki ya? Durduramıyorsunuz malumunuz. Boş yere bir şeylerden nefret etmek yerine ya da işte ne bileyim boş cümlelerle insanlara hakaret etmek yerine bence eleştiri yapmayı öğrenin. Çünkü eleştirebilmek mükemmel bir şey. Böyle. Bravo! Çok güzel konuştun. Abi sanmalık bir yer. Şey bu arada koyam. Tam bunu yazarken senin amına koyduğum evet. Arkadaşlar bir suç alabilir miyiz? Teşekkürler. Kötü yorum yazan kişi. Hadi bakalım. Müzik açabiliyor muyum? Açabiliyorsun. Ne açacaksın lan bunu? Ne açacaksın? Budist Bay Martinli Serseri. Hayır hayır hayır. Buna koyayım, bu soruda bile boş yaptı ya. Helal olsun, bu soruda bile boş yaptı adam. Vallahi